Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2022 trailer yayınlandı arkadaşlar. Konami'nin resmi sitesinde, YouTube sitesinde, Twitter hesabında hepsine yayınlandı arkadaşlar. Bir 10-15 dakika oldu. Biraz ben kendim inceledim hemen size anlatabilmek adına. Çeviriler vardı bazıları, İngilizce çevirileri. Türkçe'ye çevirisini yaptık. Sizlere aktarmak istiyorum. Hatta çok fazla uzatmadan başlayalım. Öncelikle arkadaşlar tamamen yeni bir oyun motoru bizleri bekliyor. Yepyeni bir oyun motoruyla karşımıza çıkıyor Konami. Gerçekten bu heyecanlandırıcı. Çok ilginç şeyler var. Değişik enstantaneler, değişik grafikler var. Hemen hepsini bir inceleyelim. Öncelikle görseller var. Görsellerle alakalı bölümleri izleyelim. Ondan sonra önemli yerler, noktalar var arkadaşlar. Lionel Messi yine her zamanki gibi en ön planda arkadaşlar. Belki bir önceki videomuzda, bir gün öncesinde acaba Neymar açıklandığı zaman acaba dedik Lionel Messi geri planda mı kalacak? Lionel Messi dönemi bitiyor mu? Bu arada şu efektler arkadaşlar. Bakın çimleri, sulama efektleri PES 2000 yani diğer PES serilerinde yoktu diye biliyorum. Eğer yanlışım varsa da lütfen düzeltin. O efekt yeni gelmiş. Lionel Messi ile başlıyoruz. Haydi bakalım. E-futbol logosunu tamamen ön plana çıkartmışlar arkadaşlar. Yani daha önceden biliyorsunuz E-futbol PES yazardı. Ama bu sene artık E-futbolu tamamen ön plana çıkartmaya çalışmışlar. Tamamen E-futbol puan yani E-futbolla alakalı turnuvalar, etkinlikler, kampanyaları ön plana çıkaracak gibi gözüküyorlar. İşte soyunma odasındaki grafikler. Yani anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz. Soyunma odasından çıkış, enstantaneler, seyirciler, arkadaki görevliler vesaireler. Gerçekten yani Konami gerçekten şu işi çok iyi yapıyor ya bence. Bilmiyorum ben düşüncem o. Dediğim gibi e-futbol logosunu, e-futbolla alakalı online platform üzerindeki etkinlikler, kampanyalar dediğim gibi çok fazla ön plana çıkartmaya çalışıyor. Lionel Messi ile alakalı görüntülerle başladık. Çalımlarla alakalı yeni çalım stilleri var arkadaşlar. Çok değişik stiller var. Yani birebir gerçek yaşamdaki, gerçek maçlardaki Andrea Iniesta zaten PES 2020'den bu yana biliyorsunuz danışmanlık gibi görev yapıyor arkadaşlar Konami'de. Üzerine farklı cihazlar eklenip arkadaşlar o cihazlarla deneniyor. Yani birebir şuradaki hareketleri o cihazlar sayesinde oyuna entegre ediyorlar arkadaşlar. Ya gerçekten bu da çok muazzam bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Dediğim gibi Iniesta zaten PES 2020'den bu yana sanırım yanlışım yoksa ya 21 ya 20 arkadaşlar. Bu yana danışmanlık görevi gibi bir şey yapıyor Konami'de PES'e oyuna eklentiler yapıyor. Onun sayesinde onun çalım özellikleri. Şey ön plana çıkmış gibi arkadaşlar fake atma yani oyuncuya işte sağ koşuyor gibi yapıp sağ sol tarafa doğru çekme bakın mesela oyuncunun toparlaması biraz zor oluyor burada değil de ilerleyen görüntülerde var mesela bakın burada gördüğünüz gibi oyuncunun toparlaması çok zor oldu yine Gerard Pique bu sene yani geçen sene yoktu diye hatırlıyorum ama bu sene eklenmiş o da aynı şekilde üzerine cihazlar eklenmiş. Birebir defansta ne yapılıyorsa bakın şu sistem olsun oyuna entegre ediliyor. Çok ilginç şeyler var gerçekten. Gerard Pique ve Iniesta ikisi de danışmanlık görevi yapıyor şu anda gördüğünüz gibi. Oyundaki yani gerçek yaşamdaki hareketler, pozisyonlar, işte müdahaleler, çalımlar, yaptığı bütün mimiklere kadar hepsi zaten şeye ekleniyor arkadaşlar. Oyuna ekleniyor direkt. O üzerine bağladıkları cihazlarla bu mümkün oluyor işte arkadaşlar. Direkt entegre etmiş oluyorlar. Kalitede bir sıkıntı yok. Tamam. Peki anlatıyor. Aslında orada yaptığı hareketle mesela maçtaki içerideki şeyi birebir gösterse arka arkaya veya yan yana gösterse biraz daha iyi olurdu. Ve PES 2022'nin yıldızı Neymar. Neymar'la biliyorsunuz anlaşma sağladılar arkadaşlar. Messi gibi o da ön planda olacak. Ama bu video içerisinde yani kendisi kişisel olarak eklenmemiş trailer'ın içine. Bakın şu çalımlardan bahsediyorum arkadaşlar. Topu bir anda çektiği zaman
Oyuncu direkt fake yiyor. Bu sene dediğim gibi fake çalımlar vesaireler biraz daha ön planda. Ansu Fati'yi görüyoruz. Ansu Fati'nin çalımlarını vesairelerini görüyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi platformlar arasında maçlar geliyor arkadaşlar. Şimdi asıl önemli olan yerler burası. Önemli kısımlar burası. Yine Rashford'u görüyoruz. Bayern Münih'ten Süle, Rashford, Lewandowski. Aynı takımlar devam ediyor zaten. Asıl önemli noktalara doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Anlatmamız gereken yerler şimdi gelecek. Onun için şu gol sevinci bakın o bile oyunda gerçekten. Lionel Messi, Neymar ikisini yan yana görmek güzel. Gerçekten. E-futbol diyorlar. Yani direkt e-futbolu ön plana çıkartmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Gerçekten platform olarak da. Şimdi arkadaşlar. Şimdi buraya geliyoruz. Burada diyor ki en üstteki yazıda Al Elneny Game Engine Rollout diyor ki tamamen yeni bir oyun motoru sunumu ile karşınızdayız diyor arkadaşlar. Ünlü kulüpleri kullanaraktan da maçlar yapabilirsiniz diyor. Platformlar arasındaki maçlardan bahsediyor şurada. Devam edelim. Burada çeviriler yaptım, belli çeviriler. Oradan anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Takım oluşturma modu açıldı diyor. Şimdi şu en üstte online lig açıldı diyor. Takım oluşturma modu açıldı diyor. Şimdi burada ne anlatmaya çalışmış burayı ben tam olarak anlayamadım ama arkadaşlar kulüp selection'la alakalı bir takım oluşturma modu diyor açıldı diyor. Yani yepyeni bir moddan bahsediyor buradan. Ve konsol ve PC'de Xbox, PlayStation ve Steam'de bir yani bu 3 platformda yapılacak diyor bu. Bu mod nasıl bir şey? Gerçekten ben de merak ediyorum arkadaşlar. Tam olarak anlamadım. Eğer sizin fikirleriniz varsa yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın. Bu konudaki bilgileri. Platformlar arasında maç yani PlayStation, Steam ve Xbox kendi aralarında maç yapabilecek diyor arkadaşlar. Herhangi bir turnuvada değil, normal bir şekilde de karşılaşabilecekler. Çünkü ilerleyen sahnelerde bazı platformlarda bütün herkes birbiriyle maç yapabilecek. Çünkü oraya da geleceğiz arkadaşlar. Maç pass sistem diyor. Burada da maç geçiş sistemi diyor. Buradaki bir etkinlikten mi? Bir etkinlikten bahsettiğini tahmin ediyorum. Maç geçiş sistemi olaraktan. Yani şöyle ki bir etkinlik gelecek. İşte etkinlikte birinci bölümü geçtiğinizde oyuncu, ikinci bölümü geçtiğinizde Michael'a parası, üçüncü bölümü geçtiğinizde işte altın oyuncu, dördüncü platforma bölüme geçtiğinizde orada da işte e-futbol puanı gibi bir maç geçiş sistemi mi gelecek acaba? Ben öyle anladım arkadaşlar. Sizler de fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Belki ben yanlış anlatıyor da olabilirim. Sadece burada bir beyin fırtınası yapıyoruz arkadaşlar ne olabileceğiyle alakalı. Devam edelim. İşte burası önemli. E-spor turnuvaları başlıyor diyor arkadaşlar. Ve platformlar arası maç diyor. Yani platformlar arası arkadaşlar. Düşünün ki yani şurada baktığınız zaman bütün platformlar yer almış olacak. Tabii bu değil ki arkadaşlar birbirleriyle maç yapacak. Zannetmiyorum öyle olacağını. Sadece puanlar ama aynı hesaplanır. Yani konsolda aldığımız puanla mobildeki aldığımız puan yarışacak anlamında anlatılıyor diye ben burada düşünüyorum. Yani bir turnuva olacak. Bütün yani turnuvanın içerisinde bilgisayarda karışacak, Xbox'ta, PlayStation'da karışacak. Aldığımız puanlara göre yarışılacak diye tahmin ediyorum. Yani sadece örnek veriyorum biliyorsunuz 2021'de ve öncesinde etkinlik konsola ayrı gelirdi, mobile ayrı gelirdi. Oradaki ödüller farklı olurdu, buradaki ödüller farklı olurdu. Ama buradaki şimdi hepsi diyor bütün puanlar entegre edilecek diyor. İnşallah çok büyük karışıklıklar olmaz. İnşallah sistem çökmez. Çünkü böyle birleşik bir sistemde bazen oyun çökebiliyor arkadaşlar gerçekten. İnşallah güzel şeyler olacaktır diye bizi bekliyor diye düşünüyorum. Alt kısmında da mobil kontrol denetleyicisi desteği diyor. Yani bir oyuna mobil oyuna arkadaşlar bir destek geleceği gözüküyor burada. Bu görsel ama şu alt kısımda belirtilmiş zaten. Görseller arkadaşlar sadece görsel amaçlı koyulmuş. Yani gerçeği yansıtmıyor. Sadece görsel amaçlı öyle bir sizlere belirtilmiş diyor. Yani farklı bir oyun kolu da olabilir diyor. O anlamda anlatmaya çalışmışlar sanırım. Görsel sadece geçici olaraktan
size sunulmuştur diyor. Yani bu mobil bir destek, yani konsolla oynayabileceğimiz oyuna bir destek sistem gelecek diyor arkadaşlar. Onu entegre edecekler büyük ihtimalle mobile. Burada anlatacağımız şeyler bunlar. Dediğim gibi turnuvalar, yani biliyorsunuz bazı paralı turnuvalar falan da oluyordu. Mobil platform oraya eklenemiyordu. İnşallah burası da mobilciler de artık o platformlara eklenecek diye düşünüyorum. Şöyle genel anlamda bir düzenleme yapmışlar. Hepsini aynı yere koymuşlar. Onları gösteriyorlar bize baktığımız zaman. Şimdi en önemli kısma geliyoruz arkadaşlar. Oynaması bedava. Yani oyun bedava çıkacak diye belirtmişler burada arkadaşlar. Artık gerçekten çok ilginç. Konami'den çok ilginç bir şey gelmiş, hareket gelmiş. Oynaması ücretsiz olacakmış bu oyunların arkadaşlar. Bütün platformlara ücretsiz bir şekilde çıkacak. Gerçekten çok ilginç diyebilirim. Çünkü Konami biliyorsunuz bu konularda çok katı arkadaşlar. Ücretlendirme konusunda, bilmem ne konusunda. Büyük ihtimalle geçen sene şey yapamadıkları için diye düşünüyorum. Yeni bir oyun çıkartamadıkları için sanırım kullanıcılara yeni bir oyun motoruyla ücretsiz bir şekilde oynayabileceğinizi anlatmaya çalışıyor sanırım. Videomu da burada noktalıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi anlattığım bazı şeyler tabii ki beyin fırtınası yaparaktan anlattığım şeyler arkadaşlar. Belki farklı bir sistemde çıkabilir. Bekleyip göreceğiz. Yakın zamanda bir demo çıkar zaten. Oyunla alakalı demo. Şey diyor yazıyor. Şu alt kısımda arkadaşlar yaz sonuna doğru diyor. Yani yuvarlak bir tarih belirtmişler. Yaz sonuna doğru diye. Ağustos sonuna doğru diye tahmin ediyorum ben de arkadaşlar. Bakın bekleyip göreceğiz. Videomu da burada noktalıyorum arkadaşlar. Dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Sizler de mutlaka düşüncelerinizi, görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.